Nasılsınız Turgut Hoca? Teşekkür ederim Burcu. Sen nasılsın? Ben de iyiyim ve sevinçliyim. Çünkü yeni bir programa başlıyoruz. Buna ben de seviniyorum. Onun heyecanını yaşıyorum. Buna ben de seviniyorum. Umarım güzel ve yararlı bir program yaparız. Bu programın asıl güzel yanı da galiba sen olacaksın. Estağfurullah hocam, siz varken. Evet. İsterseniz öncelikle kitabınızdan bahsedelim. Neden şu çılgın Türkler? Kısaca şöyle anlatayım. Bazı öyle günler gelir ki insanın vatanını yalnız sevmesi yetmez, çılgınca sevmesi gerekir. 1918-1923 dönemindeki insanlarımız vatanlarını gerçekten çılgınca sevmişlerdir. Milli mücadele o dönemin ve o insanların tarihidir. O nedenle şu çılgın Türkler, bir de bu yoksul ve yorgun milletin galiplere karşı direnebileceğini hiç ummayanlar bu direnişi çılgınlık olarak nitelemişler, çılgınları küçümsemişler. Ama sonunda işte bu çılgınlar bu galipleri de, onların maşalarını da, aynı işbirlikçilerini de hayalleriyle birlikte denize dökmeyi başarmışlar. Yani şu çılgın Türkler olumlu olumsuz anlamıyla bana milli mücadelenin özeti gibi geldi. Öyle kullandım, öyle kullanıyorum. Anladım. Bu çılgınlığı daha iyi anlatabilmemiz açısından konuya biraz geriden başlayalım, arzu Başlayalım. eder Öyle misiniz? yapalım. Yani Osmanlı'dan başlayalım. Yani Türkler Anadolu'ya girdiler. Türk Gölü oldu yavaş yavaş Anadolu. Önce Selçuklu Devleti kuruldu. Şimdi Selçuklu döneminin mimarisi çok ileri. Selçuklu dönemi Anadolu'nun halk katında Türkleşmesine çok yardım etmiştir. Ama kendileri devlet katında Farsçayı resmi dil olarak kullanarak sanıyorum ki Türk kültüründe akıp gelen bir süreci kesmişlerdir. Şimdi biz Mevlana gibi çok büyük bir düşünürü, bir insanı bizim dilimizin klasiği olarak değerlendiremiyoruz. Çünkü bizim dilimizde yazmamış. Halbuki Türkçe yazmış olsaydı bugün Yunus Emre gibi o da yalnız düşünceleriyle değil, kullandığı o dille de bizim için çok büyük bir usta, bir yol gösterici olur. Bizim klasiğimiz olabilirdi. Daha çok insan anlayabilirdi. Tabii şimdi onu Türkçe'ye çevrilmiş kitaplarını okuyabiliyoruz. Şiirlerinin iyi çevirileri var ama genellikle kendi dilimizde anlayacak şekilde okuyabilseydik ne güzel olurdu. Selçuklular döneminde Osmanlı Beyliği bir devlet olmaya başlıyor. Selçukluların da zaten çökme dönemi, sürecini bitirmiş bir devlet. Osmanlı Devleti küçücük bir beylikten Avrupa'ya, Asya'ya ve Afrika'ya yayılan, üç kıtaya yayılan çok görkemli bir imparatorluk. Tarihin tanıdığı en büyük imparatorluklardan bir tanesi. Yani bizi dinleyen gençlerin bunu bilmesinde fayda var. Ama bu koca görkemli imparatorluk neden sonunda tarih sahnesinden silindi, nasıl silindi? Bunu da çok iyi bilmek zorundayız. Tarihten yalnız zaferleri düşünerek gurur elde edilmez. Olumsuzluklarımızdan yararlanarak onlardan ibret dersi çıkartmak zorundayız. Bu hataları tekrar etmemek yoluyla da tarihin tekerrürünü engellemiş oluruz. Hep ileriye doğru gelişerek gideriz. Ama bunun için tarih bilmek lazım. Şimdi bizim genel olarak bu konuda bir eksiğimiz, noksanımız var. Özellikle eğitimimizde tarihe ayrılan yer önemli ama tarihi anlatma yöntemimiz sanıyorum ki doğru değil. Şöyle ki, yani bu konu benim uzmanlık alanım değil. Ama sezdiklerimi, üniversitedeki gençlerden dinlediklerimi, öğrencilerimden anladıklarımı özetlemek istiyorum. Çocuklara bir sürü gereksiz şey anlatılıyor. Asıl özü anlatılmıyor. Ya da bazı öğretmenler anlatmıyor. Duyduklarımız, öğrendiklerimiz ve hepimizin gördüğü kadarıyla daha çok kronolojik tarih öğretiliyor bize. Evet. Ama çocuğu hem geçmişini öğrensin hem geleceğe hazırlansın diye sanıyorum bunun biraz dışına çıkmak, bazı şeyleri daha ayrıntılı anlatmak, o günün ruhunu vermek, insanını tanıtmak, o insanın içinde yaşadığı ortamı belirlemek. Yani bizim yalnız savaşlarımızı anlatmak değil. Yani Osmanlı mimarisi deyince bu olağanüstü bir olaydır bu. Osmanlı'nın büyük tarafı sanatıyla da büyüktür.
Osmanlı mıyım? Ben Türk evi konusuna böyle bir fakültelik yılımı ayırdığımı söyleyebilirim. Türk evi çok üstünde durulmaya gereken çok önemli bir konudur. Türk mimarisinin işte ev kısmına bakarsanız o da çadırdan gelişmiştir. Her oda kendi içinde bir bütündür. Kedi kendine yeter. Yani ocağı da içindedir, yıkanacak yeri de içindedir. Orada yenir, içilir, oturulur, eğlenilir, geceliğinde yatılır. Türk çadırı gibi tıpkı. Nitekim Mimar Sinan'ın büyük camilerinin kapısında o çadırların kapılarındaki iplerin benzeri vardır. Yani bu bir kültürün bir kültürün nasıl gelişerek o güne geldiğini göstermek bakımından çok büyük anlamı olan bir şey bu. Bir motif öyle diyelim. Her neyse yani Türk mimarisi camileriyle, kervansaraylarıyla, işte medreseleriyle bina olarak çok çok önemli bir mimaridir. Türk şiiri, Osmanlı şiiri dediğimiz, divan şiiri dediğimiz şiir çok ileri bir şiir anlayışıdır. Anlamak biraz zorluk çekiyor gençlerimiz ondan ama ileride şiire merak duyarlarsa divan şiirinin çok büyük bir şiir olduğunu anlarlar. Bu konuda çok güzel, kendilerine yardımcı olacak hoş kitaplar var. Türk musikisi öyle gelişmiş bir musikidir. Yani Türk Kanuni Sultan Süleyman zamanına, yani Kanuni'ye muhteşem Türk deniyor. İşte muhteşem Süleyman deniyor. O döneme muhteşem Osmanlı İmparatorluğu deniyor. Ama bir padişah tek başına muhteşem olmaz. O medeniyetiyle, gücüyle muhteşem olur. Şunu da unutmayalım. Amir Ali Barbaros'tu. İşte Mimar Sinan'dı, şairi Baki'ydi. Yani hepsi muhteşem bunların. Hepsi muhteşem bunların. Osmanlı İmparatorluğu kendi içindeki o büyük gücüyle, askeri bir kere çok güçlü, harp sanayi güçlü, işte Tophane'de o namlular dökülmeden önceki töreni anlatan tarih kitaplarını okurken insan bayağı çok büyük bir gurura kapılıyor. Ama bir onur duyuyoruz. Evet ama bir süre sonra ne oluyor? Batı Rönesansını yapıyor, reformunu yapıyor, akla özgürlüğünü veriyor, aklı bilimi öne alıyor, sanatında gelişiyor, biliminde özellikle gelişiyor. Ama Osmanlı İmparatorluğu bu sanayi devrimine kadarki olan bu büyük atılımı fark etmediği gibi sanayi devriminde de çok geri kalıyor. Evet. Üstelik küçük bir el sanayi var, orta bir sanayi var. Tanzimat sırasında İngilizlerle yapılan bir ticaret anlaşmasında da İngiliz mallarına çok büyük öncelik tanındığı için el sanatlarımız da ölüp gidiyor. Onlardan baş edemiyoruz. Değerini bilememiş. Onlarla baş edemiyoruz. Yani Bursa'dan İstanbul'a gelen Türk malından gümrük alınıyor ama Manchester'dan gelen İngiliz malından gümrük alınmıyor. Buna dayanabilir mi yani o mütevazi Türk sanayi? Yani Tanzimat'ı kötülerken, Tanzimat'ın çünkü çok yararlı, gerekli yanları da vardır. Asıl bu ticaret anlaşmasını öne alanlar Tanzimat'tan çok olumsuz bahsediyorlar. Onun dışında Tanzimat, Osmanlı İmparatorluğu'nun Avrupa karşısında, Batı uygarlığı karşısında durumunu aşağı yukarı saptayıp bir şey yapması gerektiğinin delilidir, kanıtıdır. Ama yeterli değil. Bu ikilik, gericilik, ilericilik, doğululuk, batılılık, bunlar işte alafrangalık, alaturkalık öyle diyeyim. Bütün bunlar devam ede gelirken topluca bir tek medeniyet dairesinde, bir kültür dairesinde yer alamadığımız için bir gelişme olmuyor. Kültürler arasında sıkışmışız. Kalmış durumdayız. Ne onda gerileyebiliyoruz, ne onda ilerleyebiliyoruz. Bunun dışında Osmanlı tarihinin belli bir tarihten sonrası Türkler için oldukça acıdır. Bu saray ve çevresindeki görevli kişiler, ki çok büyük bir çoğunluğu bunların dönmelerdir, küçüklükten alıp yetiştirilmiştir, Enderun'da yetiştirilmiştir. Bunlar Osmanlı tahtına bağlı insanlardır. Bu devleti kurmuş, bu devletin bütün yükünü taşımış, savaş olduğu zaman da kanını sebil eden Türkler hep 3. 4. planda kalmıştır. Bir takım Naima gibi çok büyük bir tarihçi bile Türklerden bahsederken işte aptal Türkler diyor. Türkleri köylü adını kullanıyor. Anadolu baştan aşağı Türklerle doluysa, işte Anadolu'daki insanlar yoksul ve bilgisiz bırakılmışsa, bunlar da Türkse
Aptal Türk dendiği zaman işte onları kastetmiş oluyor. Aşağılanmak mecburiyetinde kalmışız maalesef. Biz de Anadolu insanının İslamiyet'i alıp kendi ruhunda yeniden oluşturduğu Alevilik, Müslümanlığın, Sünnilerle Aleviler arasındaki çatışmalara yol açıyor. Tarihimizde bütün bunlar çok gerçekçi bir şekilde anlatılmıyor. Biraz üstü örtülerek anlatılıyor. Evet. Hadi bir eğitim değeri vardır. Yeniden bazı yaraları kaşımamak için böyle anlatılsa iyi olur diyebiliyorsunuz ama bazı gerçekleri aydınlarımızın hiç olmasa biliyor olması lazım. Bilip bilmedikleri bence şüpheli. Tarih konusunda işte okuldaki eğitim sistemimiz, çocukları işte İstanbul ne zaman alındı? İşte tarihler, hep bütün bunlar tarihler soruluyor ama bunların sebebi, ekonomik sebebi, siyasi sebebi, sosyal sebebi, hı hı. bütün bunlar anlatılsa, Osmanlı'nın içinde yaşadığı sanat, kültür, sanayi, bilim hayatı aktarılabilse, yani 17. yüzyıla kadar, bakınız Osmanlı medreseleri çok ileri bilim kurumları. Hı hı. Ama giderek o hale geliyor ki, işte Baron de Tott'un anılarında oralardan yetişmiş insanların en asgari bilgileri bile bilmedikleri, din bilgisiyle yetiştikleri, İşte tıbbın öldüğü, mühendisliğin öldüğü, coğrafyanın öldüğü, astronominin öldüğü, günlük hayatta öyle yüksek eğitim kurumlarının öğretmek, uzman yetiştirmek için yapması gereken konuların hepsinin defterinin kapandığı anlaşılıyor. Yerine ne geçiyor? Yalnız din geçerse, din kendi başına bir şeyi engellemez. Ama bir takım yobazların elinde bilimsel ilerleyişe de engel olur. İşte rasathaneyi yıktırır, matbaanın gelmesini engeller. Bizim bazı konularda yüzlerce yıl geri kalmamıza sebep olur. Rasathanenin yıkılmasına sebep olan dini yazıda Allah'ın sırlarına nüfuz etmeyi terbiyesizlik olarak, had bilmez olarak, günah olarak kabul ediyor. Batı bu sırada dünyayı ileride yönetecek olan bütün icatları ve keşifleri yapmaktalar. Biz yerimizde sayarken tabii o dönemde bu hız içinde yerinde saymak demek geri gitmek demek. Ve biz 19. yüzyıla geldiğimiz zaman Osmanlı İmparatorluğu artık kendini yenileme ızdırabı içerisinde duyan aydınlarla ne olup ne bittiğini anlayamayan çaresiz halk ve bir de bu durumu sürdürmekten kendilerince zevk duyan ya da şöyle söyleyeyim başka bir şey aklına gelmeyen bir de bir yöneticiler sınıfı var. Bunların arasında Osmanlı İmparatorluğu gittikçe yumuşuyor, gücünü yitiriyor. Yani o tarihte diyelim Tunus Türkiye'ye Osmanlı İmparatorluğu'na bağlı diyorsanız bu kağıt üstünde bile bağlılığı ifade etmiyor. İşte ya da Mısır Türklere bağlı diyorsanız çok kolay bir şekilde birdenbire İngilizler geliyor oturuyor. Mısır benim diyor biz de hiçbir şey yapamaz hale geliyoruz. Yahut falan işi çözmek için padişah Kıbrıs'ı İngilizlere verebiliyor. Yani orası vatan toprağı değilmiş gibi peşkeş çekilebiliyor. Siyasetimiz böyle yürütülüyor. Rusya ile İngiltere arasında ya da Rusya ile Avrupa arasında bocalayan bir siyaset. Kendimize mahsus sürekli yürüyüp giden bir emperyal siyasetimiz yok. Olur gibi de görünmüyor. Neyse işte bu haller içerisinde eğitimimiz ikiye bölünmüş durumda. Yani hem az çok çağdaş okul var hem dini okullar var. Biri diğerinden uzlaşamaz halde. Nasıl uzlaşsın ki felsefeleri çok farklı. Şeyde Osmanlı aydını giderek Osmanlı aydını Avrupa karşısında aşağı duygusuna kapılan. Yani abartılı bir ifade olmazsa şöyle diyeyim. Avrupa karşısında titreyen aydınlar. Kendini ezik hisseden diyebiliriz. Evet, güvenceni yitirmiş oluyor. Nitekim güvence yitirilmesinin bazı sebepleri var. İşte bilimde bakıyor geriyiz, sanatta bakıyor geriyiz. Bana sorarsanız değiliz ama o tarihte öyle düşünülmekte. Avrupa her şeyin üstünde görülmekte. Artı tabii ordusu bizden güçlü. Rusya da öyle. Biz bu arada yaptığımız bütün savaşları kaybediyoruz. Tabii. O Yeniçerilerin kahramanlığı falan tarihte mazi olarak kalıyor. Bizzat Osmanlı Padişahı 2. Mahmut artık yozlaşmış, yoldan çıkmış. Askerlikten başka her şeyle ilgilenen, asker olmaktan başka her şeye benzeyen Yeniçerileri yok ediyor.
O kadar... Osmanlı İmparatorluğu çöküşe geçiyor herhalde. Geçmek üzere tabii. Yani ordusu da gidiyor. Şimdi yeni bir ordu kurmak lazım. Yeni ordu kurmak için diyelim 3. Selim faaliyete geçtiği zaman eski ordudan yana olanlar ya da eskiden yana olanlar, bu eskiyle yeninin savaşı insanlığın doğuşundan bu yana sürekli gelmektedir. Biz de bunu çok yaşamışız. İşte 3. Selim'i öldürüyorlar. Genç Osman, 2. Osman'ı öldürüyorlar. Bunlar küçük yenilik yapmak isteyen insanlar. Bunları öldürmek için, bunları yok etmek için bahane bulmak zor değil. Herhangi bir şekilde bu bahaneyi bulup ileri sürüyorlar. Osmanlı İmparatorluğu orduca zayıf. O arada kazandığımız bir savaş var. Türk-Yunan Savaşı. 1800'lerin sonunda oluyor bu savaş. Bu savaşta Osmanlı ordusu büyük bir gayrete geliyor. Yeni bir ordu. Çağdaş askerlik kurallarına yaklaşmış, ona göre eğitilmiş, daha tam kendini toparlamamış olsa da o Türk ordusuna özgü birçok olumlu vasıfları taşıyor ya da bu vasıfları yeniden ortaya çıkarmış oluyor. Biz Yunanlıları yeniyoruz, barış masasına oturuyoruz. Kazandığımız bu savaşın sonunda Teselya'yı geri almak için yaptığımız bir savaştı. Teselya Yunanlara veriliyor. Yani ordunun kazandığını, savaş alanında kazandığını masa başında diplomatlarımız kaybediyorlar. Ordunun tüm emeğini boşa harcayarak. Çünkü bir devletin güçlü olması sadece ordusuyla olmaz. Hatta ordusuyla hiç olmaz. Yani ahlaken güçlü olacak, siyaseten güçlü olacak, eğitimce güçlü olacak. Osmanlı İmparatorluğu bu güçlü olma unsurlarını giderek kaybetmiş durumda. Yazık ki. Yani rüşvet dediğimiz hikaye Ta Kanuni'nin ikinci döneminde hayatının sonuna doğru Türkiye'de başlıyor. En büyük rüşvetler de o zaman alınıp veriliyor. Bu sonra gidiyor. Makamlar da parayla alınıp verilir hale geliyor. Kanımıza o zaman girmiş oluyor. Tabii yani ehliyet, liyakat söz konusu olmaktan çıkıyor. İltimas, para, kulis. Bir devlet bu yolla ayakta durur mu? Durmaz. Okay. Durmaz. Ehliyetin yerini kurnazlık alıyorsa, ehliyetin yerini zorbalık alıyorsa o devlet duramaz. Osmanlı İmparatorluğu duramayacağını anlıyor. Padişah Abdülaziz Ali Paşa'ya soruyor, diyor ki bizim durumumuz da, bana bir açıkça anlatır mısın? Ali Paşa diyor ki biz kabuğu incecik, zar gibi bir yumurtaya benziyoruz. Bir diken dokunsa akıp gideceğiz. Akıp gideceğiz. Bir diken dokunuyor, akıp gidiyor Osmanlı İmparatorluğu. Çünkü ayakta duracak gücü yok. Şimdi bu tarihte gelişen bazı özellikler var. İşte Arnavutlar'da milliyetçilik başlıyor. Yani 19. yüzyıl Marksizmin, anarşizmin ve milliyetçiliğin, dolayısıyla emperyalizmin çok şahlandığı bir dönem. Osmanlı İmparatorluğu bunların hepsinin dışında. Hele milliyetçilikten ötü kopuyor, dağılırız diye. Oysa Arnavut'un milliyetçiliği başlamış, Araplar Paris'te Arap Kongresi topluyorlar, Arap milliyetçiliği başlamış. Halbuki i̇şte tutunmak için bir sebep değil midir? Yunanistan, Yunanlılar başlamış, Bulgarlar başlamış. Bir Osmanlı İmparatorluğu'nda en geç uyanan bir millet olduğunu en son fark eden bizim Türklerdir. Çünkü onların bir milli akım içerisine girmesi hiç istenmemiştir. Her türlü fedakarlığı yapıyor. Millet olmama fedakarlığını da Türk çok uzun bir süre yapmıştı. Onun yerine ümmetçiliğin var olması isteniyor. Ümmetçilik Osmanlı Birliği'ni tutacak bir tutkal bir güç olamamıştı. Olsaydı Araplar bizimle olurdu, Arnavutlar bizimle olurdu, Mısır bizimle kalırdı, Kıbrıs Türkleri bizimle kalırdı. İşte İranlılarla sorunlarımız olmayabilirdi, Tunus bizimle kalırdı, Cezayir bizimle kalırdı, hiç bunların hiçbiri olmamış. Yanlış tercihti tabii. Evet, yani ümmet belli, tarihin bir belli döneminde insanları bir araya getiren çok güçlü bir birleştirici, ama milliyetçilik çıktıktan sonra giderek insanlar ulusal devletlere gittikçe, geliştikçe, oraya geldikçe o çizgiye, işte emperyalizm gelişip de insanları çeşitli kılıklarda aldatıp onları sömürmeye başladıkça cazip geliyor. Tabii o zaman ümmetçilik yetmiyor. O milli duygunun şahlanması müthiş bir olay. En son biz de şahlanıyoruz. En son. Yani biz Osmanlı İmparatorluğu parçalanmanın eşindeyken Türkler çok zengin bir tarihleri olduğunu ve bu devletin kurucusu olduğunu zorlukla öğreniyorlar. İş işten geçmiş oluyor. Artık kurtarma zor. İttihat ve Terakki bu birliği korumak için çabalayan sivil ve asker gençlerden kuruludur. Ama bir
siyasi geleneğimiz olmadığı için bir parti olamamıştır, bir komite gibi kalmıştır. Onun karşısında kurulan gerici partiler, bunun karşısında kurulan partilerin %90'ı gericidir. Kendilerinin yaptaları liberal olmaktır. Bu liberalliği yalnız kendileri için ama düşünürler. Türkiye'de siyasi hayatımız hep bu işte bu iki anlayışın mücadelesiyle geçiyor. Tabii zamanlar geçtikçe bunlar daha ince diyorlar, daha farklı şeyler oluyorlar. Olumlu yanları öne çıkıyor ya da olumsuz yanları öne çıkıyor. Ama bu böyle süre gelmektedir. Şimdi Osmanlı İmparatorluğu Balkan Savaşı'na girdiği zaman Türk ordusunun durumuna bakmamız gerekiyor. Yani bu ordunun komutanlarının bir bölümü okuryazar bile değil. Neyle? Nasıl komutan olmuş? Bekleyerek, yazması olmadan yanındaki işte tümen eminlerin, katiplerinin okumasıyla gidiyor. Bazılarını da övüyorlar. Okuması yazması yoktu ama çok güzel diyorlar. Haritayı güzel değerlendirirdi. Nasıl böyle bir şey olabilir? Olabiliyor demek ki, öyle diyelim. Bir kısmı sahiden hem yürekli hem bilgili yurtsever komutanlar. Ama ordu ikiye bölünmüş durumda. İşte en acı olay bu. Bir tarafta Türkiye'yi kurtarmak için çok düşünen gençlerle beslenen İttihat ve Terakkiciler ya da Milliciler ya da Osmanlı İmparatorluğu'nun yenilenip, daha güçlenip, yeni baştan dirilip devam etmesini isteyenler var. Bir de Halaskaran grubu denilen gerici bir askerlik grubu var. Subaylar durumu var. Farklı iki grup. Subaylar, komutanlar, subaylar, erler. Böyle bir ordu olur mu? Mümkün değil. Böyle bir ordu olmamış. Çatlayacak. Dünyada öyle bir ordu olmamıştır. Balkan Savaşı bazı başka hatalar yüzünden, seferberliği iyi yapamamak yüzünden, devletin fakirliği yüzünden, organizasyon yetersizliği yüzünden birkaç bazı savaşları kazanıyor olmasına rağmen Balkan Savaşı'nda yenilir. Balkan Savaşı Türk ordusunun çok canını yakan bir takım çok acı yenilgilerle de doldu. Bulgarlar Çatalca'ya kadar gelirler. İstanbul'un kapısını. Yani Türk oldu Türk Edirne sonunda o Edirne müdafaası çok şanlı bir müdafaadır ama sonunda açlıktan teslim olurlar. Bulgarların eline geçer. Yanya müdafaası çok büyük müthiş bir müdafaadır ama sonunda teslim olurlar. Yanya da Yunanlılara geçer. Şimdi Türk ordusu yenilmiş, parçalanmış bir ordu. Bunu yönetenler çok komutanlara bakıyor, subaylara bakıyor, orduya bakıyor. Neyse bir fırsat doğuyor. İkinci Balkan Savaşı sırasında bu yani Yunanlı, Bulgar bilmem ne işte o Balkanlar kendi aralarında çıkar kavgasına girince ordu canına dişine takıp son olarak işte Edirne'yi geri alıyor. Türk sınırını Meriç'e dayayabiliyor. Böylece ordu şerefini de kurtarmış oluyor. Türkiye'nin geleceği bakımından da anlamlı bir galibiyet oluyor bu. O kadar çok Türk ki orası artık yabancı ülkeler barış toplantısı sırasında Edirne'yi Türklerden alıp da Bulgarlara ya da Yunanlılara veremiyor. Evet. Veremiyor. Hı hı. Yani bu sefer barış masasına biraz daha inançlı diplomatlarımız birazcık oturuyor. Birazcık daha güçlü oturuyoruz. Öyle olduğu anlaşılıyor. Yani zaferi temsil eden barışçılar ya da zaferi teslim temsil eden diplomatlar tabii daha güçlü oluyor. Ama bir de bu yani bu gücünü iyi bilmesi, bunun idrakinde olması, diretebilmesi gerekiyor. Öyle yaptıkları anlaşılıyor. Şimdi Balkan Savaşı'ndan çıktıktan sonra bütün okuldan çıkmış düşünen subayları, bunların başında Enver Paşa'yı çok ciddi ilgilendiren bir şey var. Bu orduyu nasıl yeniden kurabiliriz? Yeni bir ordu kurmak gerekiyor. Enver Paşa Harbiye Nazırı olduktan sonra ve Genelkurmay Başkanlığı'nda uhdesini aldıktan sonra Türk ordusu bakımından fevkalade olumlu bir iş yapıyor. 1000 küsur yaşlı, cahil ya da ordunun bu geleceğin istediği subay niteliğini taşıyamayanların hepsini ordudan uzaklaştırıyor. Temizlik başlıyor. Evet. Ve genç komutanlara, genç kurmayların eline kalıyor ordu. Çanakkale'de 1. Cihan Savaşı'na Türk ordusu gençleşmiş olarak girmiştir. Ve bütün
Çanakkale Savaşı'nı yapan da bunlardır. Kutremare Savaşı'nı yapan da bunlardır. İstiklal Savaşı'nı yapan da bunlardır. Bunlar askerlerini de eski komutanlarından daha iyi, daha bilinçli, daha güzel, daha doğru yetiştirebiliyorlar. Gençliğin verdiği o enerji, ufuk genişliği, genişliği. Bunlar okuyan çocuklar, okuyan insanlar ve memleketlerini de öyle arsalar toplamı diye bakmıyorlar buraya, vatan diye bakmasını bilen insanlar. Yani okumamış insandan aynı mantığı taşımadıkları bir gerçek. Artık, bir de o işte mütemadiyen yenile yenile küçüle küçüle Avrupa karşısında ezilmiş bir Osmanlı anlayışını temsil eden subaylarla bilgisi kalmıyor artık. Bunlar yeni bu devleti yenilemek için içlerinde çok enerji dolu insanlar. Yeni kan. Bunlar. Tabii yeni kan bunlar. Çok doğru söyledin. Şimdi işte Birinci Cihan Savaşı'na giriyoruz. Girmeli miydik? Benim izleyebildiğim ve güvendiğim insanların kitapları, eldeki belgeler şunu gösteriyor ki galiba girmemek mümkün değilmiş. Ama uzunca bir süre silahlı bir tarafsızlık yaparak, yani seferberliğimizi hemen yapmış olmak yetmiyor. 15 günde, bir ayda yapılan seferberlik her şeyi düzeltmez. Nitekim savaş başladıktan sonra bizim pek çok eksiğimiz olduğu anlaşıldı. Evet. Ama savaşa girmemiz, Almanların yanında savaşa girmemiz Enver Paşa'nın yazılı bir emriyle olmuştu. Yavuz ve Midilli gemileri iki Alman gemisi olarak Türkiye'ye iltica edip de Türkleştirilip işte Alman komutan ve şeylerinin, denizcilerinin başına fes geçirilip ondan sonra Karadeniz'e çıktıkları zaman Enver Paşa Rus donanmasının bulunduğu yerde imha edilmesi emrini, yazılı emrini veriyor. Bu belge bunlar. Yani öyle rastlantı eseri, Amiral Füzon kimseden emir almadan manevra yapmak için Karadeniz'e çıktı derken Rusları gördü, Türkleri çabucak harbe sokmak için onlara hücum etti. Hayır. Hikaye. O hikaye. Bu Osmanlı Devleti'nin Bahriye Nazırı, Harbiye Nazırı'nın yazılı emrinden oluyor bütün bunlar. Hepsi belgeleri var. Evet, tabii canım. Tabii canım. Ondan sonra birdenbire 1914 Kasım'ında Osmanlı Devleti bu büyük paylaşma savaşının içerisinde yerini alıyor. Doğudan, tam göbeğinde buluyor kendisi. Doğudan Ruslar sınırımızı aşıyorlar. Basra Körfezi'ne oradaki İngiliz filosu ateş ediyor ve bir kısım asker çıkararak yukarı doğru yürüyecek. Ayrıca Karaşehir'e gelen iki Alman gemisini Göben ve Breslau, yani Yavuz ve Midilli'yi izleyen İngiliz ve Fransız donanması da Çanakkale'yi bombardıman ediyor. Böylece harp ilan edilmiş oluyor. Türkiye, Almanya ve Avusturya'nın yanında yerini almış oluyor. Ama şöyle bir durum var. Almanya ile Türkiye arasında demir yolu bağlantısı yok. Yok. Çünkü arada Yugoslavlar var, arada Bulgarlar var vesaire. Yani giriyorsunuz, size para verebiliyorlar. 5 milyon altın verilmiş. Bu kısa bir süre için iyi nefes almaya yarar ama silah gelmiyor, top gelmiyor, işte savaş devazımı gelmiyor. Türkiye kendi yağıyla kavrulacak Osmanlı ordusu. Şimdi bu ordu nerelerde dövüşüyor? Zaten yenik bir ordu. Yani yenilenmiş, eğitimini tam tamamlayamamış, seferberliğini yapmış ama işte silah bakımından, cephane bakımından yetersiz. Diyelim ki işte Çanakkale'de şu kadar top var, ona yenisini katamıyorsunuz. Diyelim ki şu çaptaki topunda 200 tane mermisi. Paramız yok. Fazlası yok. Parasınız da olsa nereden getireceksin? O şansımız da yok. Şimdi doğuda Ruslarla savaşıyorsunuz. Güneyde Irak'tan doğru yukarı İngiliz ordusu gelmeye başlıyor. Orada döveceksiniz. Biz İngiltere, Mısır'da onları acaba orada bastırabilir miyiz? Mısır'dan kovabilir miyiz? İşte Süveyş'i geçebilir miyiz? Hayali içerisindeyiz. Bir Süveyş'i geçme maceramız var ki sonuç itibariyle bir fiyaskodur. Hüsran. Yani zavallı Mehmetçiği böyle bir heves uğruna orada yok etmiş oluyoruz. Doğu'da Enver Paşa herhangi bir tümen yönetmiş bir subay değil. Asker çok kahraman bir insan oldu. Çok korkusuz olduğu anlatılıyor. Doğrudur. Cesaretliymiş yani vatanı sevmek yetmez. Macera perest olduğunuz zaman vatan sevginizi, macera perestliğinizi öldürür. Doğru.
Enver Paşa vatanını seviyor, onun yurtseverliğini kimse reddetmiyor, herkes de övüyor ama işte Sarıkamış Savaşı'nda bir orduyu yönetmeye kalktığı zaman bizim on binlerce insanımız orada ya Rusların karşısında ölüyor ya General Kış diyorlar, soğuktan ölüyorlar, şehit oluyorlar, yok oluyorlar. 80-90 bin insanı kaybediyoruz orada. Sonra Çanakkale'de savaşımız var. Çanakkale'yi deniz yoluyla geçmeye çalışıyor İngiliz ve Fransızlar. Ruslara yardım etmek için bir. Osmanlıların savaşa girmesi zaten bu iki ülkeyi çok telaşlandırıyor. Sebebi de şu, Osmanlı halifesini onlar bütün dünyadaki Müslümanların başı diye kabul ediyorlar. Öyle olduğunu sanıyorlar. Osmanlı halifesi ve onun çevresinde yer alan yönetim de bu kanaatte. Nitekim Sultan Reşat işte bir İngilizlere ve Fransızlara karşı bir cihat ilan ediyor. Bütün Müslümanları onlara karşı savaşmaya davet ediyor. Osmanlı'nın yanında yer almaya davet ediyor. Sonuç sıfır. İngilizler de, Fransızlar da ve Osmanlılar da anlıyorlar ki Osmanlı halifesinin gücü Türk sınırları içinde geçerlidir. Hı hı. Türkiye'nin hükümdarı olduğu için halife olsa da olmasa da zaten bu hükümdarlık yetkileri geçerli olacaktı. Halifeliğin varlığı konusunda Türk aydınlarını çok ciddi düşündüren çok ciddi bir olgudur bu. Bingazi'de bir kavim, işte Arapların arasında bir kabile, belki bu cihatın yanında yer almış olabilir ama bütün bir dünya Müslümanlarını düşündüğümüz zaman hiçbir şey olmuyor. Şeydeki Irak'a çıkan İngiliz askerlerinin yarıdan fazlası Müslüman Hintlilerden yani Pakistanlılardan dolu. Derken işte donanmayla bir an evvel Çanakkale Boğazı'nı aşıp İstanbul'u Osmanlı İmparatorluğu'nu kalkgahını bastırmak istiyorlar. İstanbul'u ele geçirdikleri zaman zaten Osmanlı İmparatorluğu'nun savaşa devam etmesi mümkün değil. Şimdi Çanakkale Savaşı'nın bir deniz bölümü var, bir kara bölümü var. Deniz bölümü yani dünyanın en güçlü donanması. Ciddi bir hazırlık yaptıktan sonra 18 Mart günü Çanakkale Boğazı'nı yarıp geçmek için Çanakkale Boğazı'na giriyor. İşte üçerli saflar halinde. Arkasında da yüzlerce yardımcı insan var. Her geminin yağında, sağında, solunda mayınları temizlemek... Muhteşem bir kalabalık. Mayınları temizlemek için gerekli görevli işte torpitolar var, balıkçı gemileri var. Ne gerekiyorsa her hepsi var. Hepsi. Bu gemilerin topları bizim... Onlara ulaşabilecek toplarımızın 5 misli fazla. Bizim 80 küsur topumuz ancak bu savaşa katılabiliyor. Bulundukları yer itibariyle menzilleri bakımından, uzaklıkları bakımından. İşte bu emperyalistlerin hiç beklemediği bir şey oluyor. Bu muhteşem donanma gemilerini kaybediyor, 3 gemisini kaybediyor, 3 gemisi kaybedilecek kadar ağır yaralanıyor. 80 küsur topun başındaki Osmanlı askeri canını dişine takıyor, mermisi asla bekliyor. Ancak onlar yaklaştığı zaman ateş ederek, her şeye göğüs gererek, tabii çok bilgilice top kullanmak ok atmaya benzemiyor. Bunun hesabı kitabı var. Bütün bunlar çok başarılı bir şekilde yapılarak o müstahkem mevkinin topçuları İngiliz ve Fransız donanmasını geri yolluyor. Bu hiç İngilizlerin ve Fransızların beklemediği müthiş bir hezimet. Ama İstanbul'u ele geçirmek zorundalar. Bir kere daha donanmayla deneyebilirler mi? Bunu düşünenler var ama akıllı insanlar birinci de muvaffak olamadıklarını, sebeplerini gözden geçirdikten sonra bakıyorlar ki mümkün değil. Geçilemez. Bu arada tabii Nusret Hızır gemisinin döktüğü mayına ve İngilizlerin ve Fransızların denetçi gemilerinin ve uçaklarının ve balonlarının görmediği mayınları da atlamayayım. O küçücük gemi dünya tarihinde çok önemli bir rol oynamış oluyor. Sonra diyorlar ki kara yolundan geçelim. Kara ve denizle birlikte olsun bu. Ve 25 Nisan'da birkaç yere sahte çıkartma yapıyorlar. Bir deneme daha. Evet, birkaç yere sahte deneme yapıyorlar. Birkaç yere de gerçekten Seddülbahir'e, Arıburnu'na asıl iki yere büyük çıkartma yapıyorlar. Bu iş için ayrılan orada aşağı yukarı 200 bin kişi.
Bu sırada Türk ordusu Çanakkale'ye bir çıkartma yapılacak konuda istihbarat aldığı gibi aklını kullanarak böyle bir şey yapılabileceğini hesaba katarak Çanakkale'de bir 5. ordu kuruluyor. Bunun başına da Alman Liman Paşa, Liman von Sanders getiriliyor. Liman Paşa o tarihe kadar ciddi bir savaşta bir komutanlık etmiş biri değil. Bir büyük orduyu yönetmiş değil. Süvari komutanı. Enver Paşa gibi. Süvari komutanı. Yani Türk insaflı Türk tarihleri kendisine Türk ordusuna işte getirdiği eğitim kurallarıyla, onu eğitime teşvik etmesiyle başarılı işler yapmıştır diyor. Ciddi bir adam, kuralcı bir adam. Ama bakınız, Türk tarihinde üstü altı pek vurgulanmadan, çizilmeden anlatılan bir şey var. Türk askerlerinin hepsinin anılarında yer alıyor ki, Çanakkale'nin bütününü gezmiş değil Liman Paşa, ordu komutanı olarak. Türkler Liman Paşa gelmeden evvel bir çıkartmaya karşı tedbirlerini çıktıkları anda bunları orada denize dökmek üzere bir tertibat almışlar. Birliklerini ona göre yerleştirmişler. Liman Paşa Türk askerinin İngiliz, Fransız donanmasının o korkunç ateşi altında barınamayacağı görüşüyle bütün bu birlikleri geri çekiyor. Oralara yalnız küçük postalar, gözcüler bırakıyor. Bütün bu geriye çekilen kuvvetler bekleyecekler. Bir çıkartma olursa o postalar o biraz oyalarken çıkacaklar, gelecekler. Ama bulundukları yerler işte 6 saatle 12 saat arasında değişiyor. O süre içerisinde zaten nasıl çıkanlar olacak, yerlerine tabii yerleşmiş oluyorlar. Evet. Ayrıca Liman Paşa'nın bir takıntısı var. Aynı şey Suriye'de Yıldırım Orduları grubu olduğu zaman da bir takıntısı vardı. Suriye'de olduğu zaman deniz nereden gelecekleri konusundaki takıntısının asıl öncesi Çanakkale değil de Saros'a çıkacakları, yani Bolayır'a çıkacakları, bu yarımadanın boğazından yakalayacaklarını düşünüyor. O konuda emin kendinden. Çok geciktiriyor Türk ordusunu harekete geçmesini. Neyse, şimdi sonunda Çanakkale Savaşı başlıyor. Çanakkale Savaşı'nın Türk tarihinde işte Yanya müdafaası gibi, Edirne müdafaası gibi, Plevne müdafaası gibi bunlar çok şerefli müdafalardır. Tabii. Çanakkale müdafaası onlardan çok daha farklı, çok daha büyük bir müdafaadır. Bir kere Kara ve Deniz Savaşı'nın birlikte götürüldüğü dünyadaki ilk örnek Batılılar açısından. Yani ikinci çıkartmalarında 308 gemiyle geliyorlar. Bizde gemi? Bizde 3-5 tane gemi var. İşte mayınlarımız var, toplarımız var, bir de Mehmetçik. Tabii onların başında da vatanını çok seven Türk subayları var. Tabii. Bilgili komutanlar. Türk gücü var. O önemli bir şey. İşte ilk çılgın Türkler orada. Evet. İlk çılgın Türkler orada. Çanakkale Savaşı çok başlı başına bir büyük olay. Çanakkale Savaşı'nın sonucu Türk yani Osmanlı Devleti'nin bu 1. Dünya Savaşı'nı kazanmasına yetmiyor. Yani Çanakkale Savaşı başlı başına bir zafer, başlı başına bir değer ama savaşın sonuna etkisi olmayan bir zafer. Şeyde İstanbul'a giremiyorlar ama diyelim ki Çarlık'ın devrilmesine sebep oluyor Çanakkale direnişi. Bulgarların, Osmanlıların ve Almanların yanında savaşa girmesini sağlıyor. Benim ara amaçları, ara sonuçları var. Çanakkale'de biz yani yüzlerce gemi, aklınıza gelebilecek her türlü teknolojik araç, balon, uçak, her türlü top denizde ve karada. Bu insanların karaya çıkmasını sağlamak için akla gelebilecek her türlü deniz aracı. Çok ayrıntılı planlar. İşte ve İngiliz sömürgelerinin hepsinden gelmiş askerler. Bu arada Avustralya'dan ve Yeni Zelanda'dan gelmiş de Anzaklar denilen kısa atlarıyla öyle anılan çok savaşa sporcu gibi gelmeye çalışan ve Mısır'da eğitim gördükleri sırada da Türkleri İngilizler onlara çok basit, barbar, zavallı insanlar olarak tanıtmışlar. Türkleri çok küçük gören bu genç insanlar. Hep aşağılamışlar. Evet. Zaten. Ama savaşı kazanmak için onlara böyle bir ruh vermek doğru olabilir. Doğru, evet. Doğru olabilir. Ona karışmayalım. Harp hilesi değişik diye. Değişik motivasyon şekli. Harp hilesi diye düşünelim. Ama Anzaklar geldikten bir süre sonra görüyorlar ki Türkler
İngilizlerin Mısır'da kendilerine aktardıkları ve anlattıkları gibi değildir. Kendileri en az kendileri kadar kahraman askerlerdir. Bir süre sonra da onların daha başarılı olduğunu elbette kabul ediyorlar. Çanakkale'de bir dostluk havası, bir karşılıklı şövalyelikten bahsedilebilirse, Türk askeri ile Anzaklar arasında bahsedilebilir. Ama İngilizlerle, Fransızlarla, Türkler arasında bahsetme, bu dostluk duygusunu fazla yaymak olur. Tarihi gerçekleri benim izleyebildiğim ve öğrenebildiğim kadarıyla doğru olmuyor o. Ama Anzak-Türk dostluğu kurulabiliyor. Ama bu dostluk bazı kitaplarda böyle efsane gibi anlatılıyor. İşte sadece Türkler siperin önüne çıkıp dolaşıyorlar, onlar da vurmuyorlarmış falan. Bunlar bütün bir savaşa yayılırsa, Çanakkale Savaşı'nın vahşeti, dehşeti kesinlikle anlaşılamaz. Öyle değil. Yani İngilizler ya da Anzaklar mütareke istedikleri zaman Türkler bir insanlık gereği olarak kabul ediyorlar. İki hattın, iki cephenin arasındaki yaralılar kendi cephelerine taşınabiliyor. İşte ölüler gömülüyor. Hem hastalık olmuyor hem o yaralıları kurtarmış oluyorlar. Türkler Seddülbahir'de bunu istedikleri zaman İngiliz başkomutanı bunu reddedebiliyor. Ve bunu da işte Türkler arayı temizleyip bize yeniden taarruz edecekler. Buna fırsat vermeyelim diye yapılıyor. Ve iki hat, iki cephe arasındaki bine yakın yaralı inleyerek kalıyor. Ve İngiliz buna hiç acımıyor. Bunu savaşın gereği kabul ediyor. Biz etmiyoruz ama. Yani biz onlar yaralandığı zaman Türk askerleri ateş etmeyi kesiyorlar. Gelip sıyeler yaralıları alıp götürsün diye İngiliz resmi harp tarihi Türklerin bu alicenaplığını, yüce gönüllülüğünü birkaç yerinde belirtmiştir. Bizim askerliğimiz ahlaklı bir askerlik. Evet. Ahlaklı bir askerlik. Şimdi Çanakkale'den bizim çıkaracağımız sonuçlar oldu. Yani Türk komutanlar ve Türk aydınları şunu gördüler. Türkiye isterse yapamayacağı şey yok. Emperyalistleri yenebilir. Hı hı. Bu Kurtuluş Savaşı'nın işte ön sözü denmesi Çanakkale'den ötürüdür. Bu inanç genç subayların hepsinin yüreğine işledi. Milli mücadele başladığı zaman Anadolu'ya geçenler işte yüreklerinde bu inancı taşıyanlardır. Anadolu halkı da bu subaylara, bu komutanlara, bu lidere, Mustafa Kemal Paşa'ya inandı, arkasından yürüdü ve milli mücadele başladı ve zaferle sonuçlandı. Şimdi sanıyorum ki milli mücadelenin eşiğine geldik. Geldik. Eşiğine geldik. Biz gelmişken artık zamanımızın da sonuna geldik. Bugünlük Çanakkale Savaşı'nın zaferini güzel zaferle sonlandıralım programımızı. Peki. Zamanın nasıl geçtiğini anlayamadık. Öyle oldu, çok, çabuk geçti. Çok seri geçti. Çok da keyifli oldu. Ağzınıza sağlık.